Merhabalar, Nefis Sanal Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bu arada bu tarifimde Tuğçe konuşmadı. Çünkü şu anda mışıl mışıl uyuyor. Bu tarifimde sizlere çok ama çok lezzetli, tadına doyamayacağınız, yine benim mutfağımın klasiklerinden diyebilirim, belki de ilk defa benim mutfağımda göreceksiniz, çok lezzetli bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Tadına doyamayacağınıza eminim. Mutlaka deneyin diyorum. Ve sözü fazla uzatmadan tarife geçeceğim. İlk olarak 2 adet patatesim var. Ve 2 adet patatesi rendeliyorum. Rendeledikten sonra üzerine birazcık tuz atacağım ve patatesimin biraz daha sulanmasını istiyorum. Kaşıkla karıştırıp daha sonra elimle suyunu sıkacağım ve fazla suyunu çıkarmamız gerekiyor. Yoksa pişerken çok fazla sulanır. Şekilde de gördüğünüz gibi elimle sıkıyorum. Bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Fakat ben elimle sıkıp suyunu dökme yoluna başvurdum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz, pratik bir şekilde. Şimdi sucuğu daha sonradan kullanacağım. Üzerine bir çorba kasesi kadar, arzuya göre daha fazla peynirli severseniz daha fazla, daha az severseniz daha az, kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Üzerine biraz karabiber. Yine baharatları her zaman kendi sevdiğiniz şekilde atabilirsiniz. Biraz pul biber. Daha acılı sevenler daha fazla, daha az baharatlı sevenler daha az ekleyebilirler. Çok az başta tuz attığım için çok az bir şeyde yine tuz ekledim. Karıştırıyorum. Ve üzerine biraz da 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip iyice karıştırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizeceğim. Özellikle de hafta sonu kahvaltılarına farklı şeyler sevenler benim gibi bunu mutlaka denesinler. Ayrıca beni öğrenci evinden izleyenler de var, çok iyi biliyorum. Onlar da farklılıklar istiyorlarsa yine benim bu tarifimi deneyebilirler çok basit bir şekilde. Ve yağlı kağıdın üzerine böyle bir parmak kalınlığında yuvarlak bir şekilde sereceğim. Hafif böyle ortasını biraz daha çukur, kenarlarını yukarıda bırakırsanız daha sonradan yumurta kıracağımız için yumurtalar akmaz. Hafif kenarlarını bir parmak kadar yukarıda bırakırsanız çok daha iyi olur. Videoda Tuğçe de düzeltiyor. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Ve 200 derece ayarladığım fırında yaklaşık bir 10-15 dakika kadar pişirdiğim patatesin üzerine odacıklar yapacağım. Biz 3 kişiydik. 3 tane odacık yaptım. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz.
ve yaptığım odacıkların içerisine yumurta kıracağım. Bu arada benim yumurtalarım çift sarılı. O yüzden sanki böyle iki yumurta kırmışım gibi duruyor ama iki yumurta kırmadım. Gördüğünüz gibi tek yumurta. Yumurtalarımı kırdıktan sonra üzerlerine hafif tuz serpiyorum. Yine pul biber falan sevenler pul biber de dökebilirler. Ve yine 200 derece ayarladığım fırında yumurtalarımı kontrollü bir şekilde pişirdim. Hafif sarıları böyle ekmeğinizi bandırdığınızda akışkan bir kıvamda olacak şekilde pişirdim. Lütfen yumurtalarla koyduktan sonra kontrollü bir şekilde pişirin. Yaklaşık 7-8 dakika içerisinde pişiyorlar. Ve tam ağzımıza layık çok güzel bir kahvaltılık oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tadına doyamayacağınıza eminim. Deneyenlerden de yorumlarını bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle yeni yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.